Bir taşı içi su dolu bir kaba koyarsanız, suyun taşa her yönden bir basınç uygulayacağını biliyorsunuzdur. Aynen bu şekilde. Birim alan başına düşen ya da birim alana etkileyen toplam kuvveti hesaplayınca da basıncı bulmuş oluruz. Bu videoda bu basıncın malzemeler üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Burada bir taş yerine balon olduğunu düşünelim balonda her yönden sıkıştırmaya maruz kalır ve boyutları küçülür, öyle değil mi? Şimdi size şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Aslında buradaki taş da balon gibi davranır. Şöyle söyleyeyim, her yönden etki eden bu kuvvet yani basınç sebebiyle taşın da boyutlarında bir değişiklik olur. Bu değişiklik mikroskopik boyutlarda olacağı için gözle görülemez ama değişim kesinlikle olur. Evet, bu taşın da maruz kaldığı basınç altında bu şekilde küçüldüğünü düşünebiliriz. Az önce söylediğim gibi küçülmeyi benim gösterdiğim gibi gözümüzle görmemiz mümkün değildir. Bu şekil bozulmasına karşılık malzeme de geri çağrıcı kuvvet üretecek ve bu kuvvet basınca karşı gelmeye çalışacak. Tam tersi yönde bir kuvvet üretilecek ve birim alan başına düşen bu kuvveti hesaplayınca da balt gerilmesini bulmuş oluruz. Hemen not ediyorum balk gerilmesi. Bundan önceki videolarda da gerilmeden bahsetmiştik. Gerilme, birim alan başına düşen geri çağrıcı kuvvete eşittir. Ve eğer şu anda bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, öncelikle bundan önceki videoları seyretmenizi öneririm. Az önce de söylediğim gibi gerilme, birim alan başına düşen geri çağrıcı kuvvettir ve bu kuvvetin her yönde etkin olduğu durumlarda balk kavramını kullanıyoruz. Anlaştık mı? Bu taş dengede olduğunda iç kuvvetler dış kuvvetlere eşit olmalı, öyle değil mi? Çünkü eğer kuvvetler eşit değilse dengeden bahsedemeyiz. Bu yüzden de denge halinde balk gerilmesinin basınca eşit olduğunu söyleyebiliriz. Basınca maruz kalınca malzemenin hacmi azalır. Buradan yola çıkarak bir de balk gerilimi kavramına bakalım. Daha önceki videolarda gördüğümüz gerinimle aynı mantıkta, buradaki gerinim de birim boyuttaki boyut değişikliğidir. Ama buradaki boyut hacim olduğu için gerinimi birim hacimdeki hacim değişikliği olarak tanımlayacağız. Basıncın arttığını düşünürsek taş daha büyük bir sıkıştırmaya maruz kalacak ve balt ile gerilmesi artacak. Buna bağlı olarak bu ikisinin arasında bir korelasyon olması gerektiğini de düşünebiliriz. Aslına bakarsanız evet böyle bir korelasyon var ve Hook kanunuyla tanımlanıyor. Hook kanununa göre balt gerilmesi yani basınç balt gerilimiyle orantılıdır. Şimdi buradaki orantılıdır anlamına gelen işareti silip yerine eşittir koyacağım. Bunu yapabilmek için de buraya bir sabit koyacağım. Bahsettiğim sabit esneklik modülü ve bu bağlamda bunu balk modülü olarak adlandırıp B harfiyle gösterebiliriz. Not ediyorum bulk modülü. Basınç altında taşın hacmi küçüldüğü için buradaki delta V negatif bir sayıdır. Yani son hacim ilk hacimden küçüktür. Öyle değil mi? Bunu göstermek için de buraya bir eksi işareti konur ve böylelikle taş örneğinde olduğu gibi basınca maruz kalan malzemenin hacminin de azaldığı ifade edilir. Şimdi bulk modülü hakkında biraz daha detaya girmek istiyorum. Örneğin önce biriminin ne olduğunu bulalım mı? Diğer gerinimler gibi, balk gerinimi de birimsiz bir ifadedir ve bu yüzden de balk modülünün birimi basıncın birimiyle aynıdır. Basıncın birimi de newton bölü metrekare ya da pascal'dır. Pascal yazıyor. Birimi konusunda hem fikirsek bana balk modülünün bize ne anlatmaya çalıştığını söyleyebilir misiniz? Balk modülü eğer büyükse aynı gerinim için daha yüksek bir basınca ihtiyacımız olacağını görüyorsunuz, değil mi? Başka bir deyişle balk modülünün büyük olması o malzemeyi sıkıştırmanın zor olduğu anlamına gelir. Size bazı örnekler göstermek istiyorum. Buraya bazı maddeleri, buraya da balk modüllerini not ettim. Çeliğin su ve havaya göre oldukça büyük bir balk modülü var. Ve bu son derece mantıklı çünkü çelik katı bir maddedir. Ve katıları sıkıştırmak da sıvı veya gazlara göre çok daha zordur. Devam edelim. Suyun bulk modülü daha küçük ama yine de yani havaya göre büyük olduğunu söyleyebiliriz. 2 giga pascal ki giga burada 10 üzeri 9'dur. Bu arada ben bunu giga olarak telaffuz ettim ama bazıları giga diyor çok da fark etmez. Evet bu da büyük bir değer ama tabii ki katılarınki kadar büyük değil son olarak gaz olan havanın balk modülü oldukça küçük ve bu da havayı sıkıştırmak için çok az basınca ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. İçinde su değil de hava olan plastik bir şişe düşünün. Bu şişeyi sıkıştırmak oldukça kolaydır, öyle değil mi? Ve artık bunun sebebinin havanın balk modülünün küçük olması olduğunu biliyorsunuz. Balk modülü küçüldükçe o malzemeyi sıkıştırmakta o kadar kolaylaşır bir malzemenin sıkıştırılabilirlik katsayısının balk modülü ile arasında ters bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Hatta zaten balk modülünün diğer adı sıkışmazlık modülü. Buna dayanarak sıkıştırılabilirlik diye bir kavramı bir malzemeyi sıkıştırmanın ne kadar kolay olduğunu gösteren bir sayı olarak tanımlamışlar. Sıkıştırılabilirlik balk modülünün tersine eşittir. Bu malzemelere sıkıştırılabilirlik çerçevesinden yaklaştığımızda havanın sıkıştırılabilirliğinin büyük çeliğin ise küçük olduğunu söyleyebiliriz. Balk gerilmesi ve sıkıştırılabilirlik söz konusu olduğunda benim aklıma hemen sünger gelir. Bir düşünsenize. Süngeri sıkıştırmak oldukça kolaydır ama süngerler katıdır öyle değil mi? Katıların balk modülleri büyük, sıkıştırılabilirlikleri de küçüktür ama bu durumda karşımızda bir istisna var. Sünger katıdır ama kolaylıkla sıkıştırılabildiği için sıkıştırılabilirliği büyüktür. Bunun sebebinin ne olduğunu merak ediyor musunuz? Süngerlerin içlerinde birçok delik yani içleri hava dolu cepler vardır. Bu hava cepleri sebebiyle yani hava sıkıştırılabilir olduğu için süngerler de kolaylıkla sıkıştırılabilirler. Süngerlerin sıkıştırılabilir olmasının sebebi neymiş? içlerindeki hava cepleri